Günaydın, iyi bayramlar sayın seyirciler. Bugün 14 Mayıs Cuma saatimizde 8'i gösteriyor. Sabah habere hoş geldiniz diyelim. Evet her zaman olduğu gibi öncelikle güne yansıyan gelişmeleri aktaracağız. Sonrasında ise yazılı basının gündemini aktaracağız sizlere. Evet, Ramazan bayramının ikinci günündeyiz sayın seyirciler. Bayram Covid-19 salgınının salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanmaya devam ediyor. Bayram ziyaretleri salgın nedeniyle ev içerisinde 10 kişiyle sınırlı olarak yapılıyor. İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan bayramı kılınan bayram namazıyla başladı. Bayram namazı ülke genelindeki tüm camilerde pandemi kuralları gereği seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle saat 6.25'te kılındı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca bayram ziyaretleri ev içerisinde 10 kişiyle sınırlandırılmış olarak yapılabiliyor. Ramazan bayramının huzurlu ve sorunsuz geçmesi için polis genel müdürlüğü ve belediyelerde tüm önlemlerini aldı. Merkezi cezaevinde ise COVID-19 önlemleri çerçevesinde bayram ziyaretleri yapılmayacak. Merkezi cezaevindeki mahkumlara bayram öncesi aileleriyle çevrim içi görüşme olanağı sağlandı. Polis Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı'nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 alo narkotik ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Polis bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara trafik kurallarına uyulması, uymayanlara uyarılması ve alkollü araç kullanılmaması çağrısında bulundu. Her yıl bayram dolayısıyla kurulan bayram yeri, Luna Park Festival alanı ve benzeri etkinliklerde salgın nedeniyle bu yılda yapılmıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Gazi yıllar sonra ibadete açılan Sinanpaşa Camisi'nde kıldı. Namaz sonrasında basında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar her alanda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı devletimizin kurum ve kuruluşlarına bütün değerlerimize sahip çıkmak, inanmak, birbirimizi gerçekten sahiplenmek ve güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yolumuza devam etmek hepimizin yürekten temenni ettiği dileğidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Gazi Mausa'da yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde kıldı. Allah'u Ekber. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başyeri Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter'in de katıldığı bayram namazı Covid-19 tedbirlerine ve sosyal mesafeye uygun şekilde kılındı. Paşa, Cumhurbaşkanı Tatar namaz sonrası basına yaptığı açıklamada yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını kılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Ramazan Bayramını kutladı. Herkese sağlık afiyet Mutluluk ve huzur diliyorum. Ee, bayramlar bildiğiniz gibi kırgınlıkların, dargınlıkların geride kaldığı günlerdir. Dolayısıyla bu vesileyle elbette pandemi döneminden dolayı biraz mesafeli, biraz sosyal tedbirlere dikkat etmek lazım. Ancak e, Sayın Hocamızın da sabah namazı kılarken bize söylediği gibi bir kere iletişim imkanlarıyla büyüklerimizin, aile bağlarımızın ve insanların hatırlarını soralım muhabbetimizi saygımızı hürmetimizi göstermek suretiyle aramızdaki birlik ve beraberliği ve dolayısıyla huzuru sürdürelim, koruyalım. Uzun yıllar mücadele veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bayram günlerinde kardeşliği, dayanışmayı, birlik ve beraberliği ve bu topraklarda sürdürülen gelenekleri devam ettirmesinin önemini de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye'nin de desteğiyle mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Covid-19 salgınının aşılama ve tedbirlere uyan çalışmalarla geride kalması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın devamı ekonominin kalkınması, insanların huzuru ve sıkıntıların aşılması için birlik ve beraberliğin önemine değindi. Devletimizin kurum ve kuruluşlarına bütün değerlerimize sahip çıkmak, inanmak, birbirimizi gerçekten sahiplenmek ve dolayısıyla güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Hükümetiyle yolumuza devam etmek hepimizin yürekten ettiği ve dileğidir. ve Esas itibariyle halkımızın beklentileri de bu topraklarda, bu güzel vatanda ilelebet huzur içerisinde yaşayabilmektir, güven içerisinde yaşayabilmektir. Tarihi yüzden, öneme sahip olan Sinan Dereviz Paşa Camii'nin yıllar sonra yıldır yıldır ibadete açılmasını, yüzyan, açılmasını da maal. memnuniyetle karşıladıklarını bu kaydeden bu Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'da açılan duymak, Taksim Camii'nin kardeş cami olarak ilan edilmesinin sonra, sonra gündemde güzel olduğunu öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm halkın ve anavatan Türkiye'deki herkesin bayramını kutladı, sağlık ve afiyet diledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatarla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek karşılıklı bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatarla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor dönemlerinde Kıbrıs Türk'ünün yanında yer almasından dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan nazarında tüm Türk ulusunun Ramazan bayramını kutladığını ifade etti. Bayram dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileri de bazı bakanlar, siyasi partiler, dernek ve sivil toplum örgütleri de mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar yayınladığı bayram mesajında, bir yıldan uzun bir süredir devam eden pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzlukların, birlik ve beraberlik içinde varoluş mücadelemizden bu yana sahip olduğumuz saygı ve sevgiyi şiar edinerek aşacağımıza olan inancım tamdır, dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu da, pandeminin gölgesinde geçecek olan bayramda herkesi alınan tedbirlere uygun hareket etmeye davet etti. Senaroğlu bayram mesajında tüm halkın bayramını kutladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Başbakan Saner mesajında sıkıntılı günlerin geçeceğini ve ülkenin yeniden umut dolu güzel günler görerek daha refah yarınlar için emin adımlarla yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Bayram dolayısıyla bazı bakanlar, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum örgütleri de mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı. Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu halkın ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Eroğlu yayınladığı bayram mesajında Covid-19 salgını dolayısıyla birlik, beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu kaydetti. Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, Dini bayramların, milletin, halkların bilincini güçlendiren, tazeleyen ve özünde sevincin, gururun, birlik ve bütünlüğün, kucaklaşmanın olduğu mutlaka genç kuşaklara iyi anlatılması ve aktarılması gereken özel günler olduğunu vurguladı. Ramazan bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda dostluğu, kardeşliği pekiştirmeli, dayanışmayı ve yardım etmeyi teşvik etmelidir diyen Eroğlu, Covid-19 salgını dolayısıyla birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu vurguladı. Eroğlu, dargınlıkların ve kırgınlıkların bir tarafa bırakılarak kardeşlik duyguları içinde bu zor günlerin en az sıkıntıyla atlatılması için çalışılması gerektiğini vurguladı. Üçüncü Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadeleri kullandı. Ben anavatan Türkiye'nin desteği ve halkımızın duyarlılığı, çalışkanlığıyla salgın sonrasında çok ciddi ve süratli bir toparlanmaya gideceğimize, ekonomimizi daha iyileri taşımak için gereken adımları atacağımıza yürekten inanıyorum.'' Moralimizi bozmaya gerek yoktur. Birçok sıkıntımız gibi bu sıkıntı da geride kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin Türkiye'deki tüm kardeşlerimizin ve siz değerli halkımızın Ramazan Bayramını en içten duygularla kutlar, sağlıklı, mutlu nice nice bayramlar dilerim. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı. Oktay açıklamasında Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını gönülden kutluyor. Bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının Ramazan Bayramını kutladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Anadolu Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını gönülden kutluyor. Bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle yeniden buluşacağımız ve bayramı tüm coşkusuyla yaşayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dayanışması içinde erişmemizi Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı arayarak bayramını kutladı. Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ı telefonla arayarak şahsım, halkımız ve hükümetimiz adına zatı devletleriyle Türkiye'deki kardeşlerimizin Ramazan bayramını kutladım. Kendileri de benim vasıtamla Kıbrıs Türk halkıyla hükümetimizin bayramını kutladılar. Nice sağlıklı, mutlu bayramlar dilediler ifadesini kullandı. Sayın seyirciler, İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Önce kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Daha sonra ise Gazze'ye girildi açıklamasından geri adım atıldı ancak karadan topçu atışlarıyla Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail basını, orduyu, basını Gazze'ye kara operasyonu konusunda yanlış bilgilendirmekle eleştirdi. İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conjigas yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze şeridine kara operasyonu başlattığını söyledi. Sözcü Conjigas, İsrail askerlerinin Gazze şeridine girmeye başladığını vurgulayarak operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti. İsrail ordu sözcüsü Avigey Andri ise askerlerin Gazze şeridine girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek sadece Gazze şeridine havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim dedi. Andri daha önce Konje Kass'ın yaptığı açıklamalarla ilgili tercüme hatası olduğunu ileri sürdü. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, yaralı sayısı ise 621'e yükseldi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulması çağrısı yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü. Görüşmede Kudüs ve Filistin'deki son gelişmelerde uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere pazar günü bakanlar düzeyinde sanal ortamda olağanüstü toplanacak. İsrail'in Filistin'e yaşattığı vahşet ülkemizde de tepkiyle karşılanıyor. Doğayı ve canlıyı koruma derneği yetkilileriyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri yaşananlar nedeniyle basın açıklaması yaptı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektup gönderdi. Orada o bölgenin sesi olmamız gerekiyor. Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği yetkilileriyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek adına basın açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektup gönderdi. Dernek ve fakülte adına açıklama yapan Hüseyin Gürlek, basın emekçilerine masum çocukların çığlığını acil kodlarla dünyaya servis etme anlamında büyük görevler düştüğüne dikkat çekti. Müslümanlar için kutsal olan bu ay ve bayramda yapılanların inanç özgürlüğüne karşı yapılan büyük bir saldırı olduğunu ifade eden Gürlek, bir toplumun inanç ve kutsal değerlerine saldırmak hangi dinde, hangi hukuk sisteminde vardır diye sordu. Hüseyin Gürlek açıklamasında İsrail'in eli silahsız masum insanlara saldırmakla devlet terörü suçu işlediğine de işaret ederek Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nin olaylar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi. Gürlek Birer hukukçu adayı olarak dünyanın gözü önünde çocuklara yapılan vahşi saldırıyı ve katliamı kınadıklarını vurguladı. Ülkede birçok bölgede yapılan etkinliklerle de İsrail'in saldırıları kınandı. Ve vakaların seyrine bakacağız şimdi de ülkemizde son yapılan testlerde 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı 38 kişi ise taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 4.490 olduğunu, 30'u yerel, 37 pozitif vakaya rastlandığını, 38 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada iki kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içerisinde de gözetim altında bulundukları 30 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Bakanlık vakalardan 16 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Gazi 10 kişinin ise Girne bölgesinden olduğunu duyurdu. Şimdi de Güney'de ve Türkiye'de salgın ne durumda bir göz atalım sayın seyirciler. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 74.926 testle 213 yeni vaka tespit edilirken bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 63 yaşındaki kişinin aşı geçmişi olup olmadığı açıklanmadı. Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 342'ye toplam vaka sayısı ise 70.571'e ulaşırken tedavi altında olan 167 kişiden 54'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Türkiye'de son 24 saatte 201.295 Covid-19 testi yapıldı ve 11.534 kişinin testi pozitif çıktı. 238 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 1217 oldu. Ağır hasta sayısı 2765 oldu. 55.472 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Diğer gelişmelerle devam edelim sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın dünyadaki dini özgürlükler raporunda Güney Kıbrıs'ta yer aldı. Rum gazetelere göre raporun Güney Kıbrıs'ta ilgili kısmında Limasol'daki camiye yönelik saldırılar ve Rum Eski Eserler Dairesi'nin Hala Sultan Tekkesi'ne olağan gidişleri kısıtlamayı sürdürdüğüne değiniliyor. Kuzey Kıbrıs'ta ilgili olaraksa Kıbrıs Türk makamlarının Covid-19 pandemisi yüzünden ziyaretlerin azalmış olmasına rağmen Rum Ortodoks dini alanlarına iyileştirilmiş bir erişim sağlamaya devam ettiği belirtiliyor. Limasol'daki soldaki camiye Mart ayında yapılan saldırı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 dini özgürlükler raporunda yer aldı. Raporda ayrıca Rum Eski Eserler Dairesi'nin Hala Sultan Tekkesi'ne olan gidişleri kısıtlamayı sürdürdüğüne ve Larnaka'da eski mezarlığın dolmasından dolayı yeni mezarlık inşa edilmesi talebinin ise Rum İçişleri Bakanlığı'nca reddedilmesine de yer verildi. Rum Alisya gazetesinde yer alan habere göre Kıbrıs raporunda güney ve kuzey olarak iki ayrı başlıkta değerlendiriliyor. Güney Kıbrısla ilgili bölümde faaliyette olan 8 camiden ikisinin bazı eksikliklerine dikkat çekildi. Rum Eski Eserler Dairesi'nin Hala Sultan Tekke Camii'ne olan girişleri kısıtlamayı sürdürdüğü de ifade edildi. Raporda Hala Sultan Tekkesi imamının Rum Eski Eserler Dairesi'ne bağlı güvenlik görevlilerinin bazı Müslüman olmayan turistlerin uygun kıyafetleri giymeden camiye girişlerine izin verilmesinden duyduğu rahatsızlığa da yer verildi. Raporun Kuzey Kıbrıs tarafıyla ilgili olan kısmında ise Kıbrıs Türk makamlarının COVID-19 pandemisi yüzünden ziyaretlerinin azaltılmış olmasına rağmen Rum Ortodoks dini alanlarına iyileştirilmiş bir erişim sağlamaya devam ettiği belirtildi. Raporda ayrıca COVID-19 pandemisi önlemleri nedeniyle 12 Mart 2020 tarihinden sonra dini hizmetlerle ilgili dışişlerine başvuruda bulunulmadığına yer verildi. Haravgi gazetesi ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri cami vandallığına atıf yapıyor başlıklı haberinde. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılıyla ilgili dini özgürlükler raporunda geçen Mart ayında Limasol'daki camiye yapılan vandallığa atıfta bulunulduğu yazdı. Kıptek Yönetim Kurulu ile Elsen uzlaştı. Kurumda başlatılan grev sona erdi. Taraflar toplu iz sözleşmesinin yanı sıra dört maddelik bir de protokole imza koydu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu arasında yapılan toplantı sonucunda uzlaşıya varıldı. Sendikaların kurumda başlattığı grev sona erdi. Toplantının ardından Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Tuğran Büyük Yılmaz da Elsem Başkanı Kubilay Özkıraç ortak basın toplantısı düzenleyerek uzlaşıya varıldığını açıkladı. Uzlaşı neticesinde taraflar toplu iş sözleşmesiyle sendikanın ek taleplerini içeren dört maddelik protokol imzaladı. İmza töreninde konuşan Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Tuğran Büyük Yılmaz protokole ilişkin bilgi verdi. Protokolün maddelerinden birinin Kıptek'in alacaklarıyla ilgili olduğunu belirten Büyük Yılmaz, kurumun %60'lara düşen tahsilatını artırmak için çalışma yapacaklarını söyledi. Bir diğer maddenin sayaç ve yakıt ihaleleriyle ilgili olduğu bilgisini veren Büyük Yılmaz, yeni bir yazılımın hazır olmasının ardından sayaç ihalesine çıkılacağını, yakıt ihalesinin ise pazarlık usulüyle kökten çözüleceğini dile getirdi. Elsen Başkanı Kubilay Özkıraş da Kıptek Yönetim Kurulu'nun alacağı her doğru karara katkı koyacaklarını belirtti. Sıcaklıkların iyice hissedilmeye başlamasıyla birlikte yangınlar da arttı. Bu sabah meydana gelen olayda Gönyeli, Kanlıköy ana yolunda bir kişiye ait 15 dönüm içerisindeki biçilmemiş arpa yandı. Kanlıköy'de Gönyeli Kanlıköy ana yolunun kuzey kısmında Mustafa Çavuşoğlu'na ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre yangın sonucunda Çavuşoğlu'na ait yaklaşık 15 dönüm içerisindeki biçilmemiş arpa yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polisin soruşturması devam ediyor. Gazimağusa'da ise meydana gelen kazada 28 yaşındaki bisikletli yaralandı. Gazimavsa'da Havaşentürk sokak üzerinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki Jözet Şekun Miyafo yaralandı. Kaza Miafo kullanımındaki bisikletle cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelen Timur Özdemir Demiralp'in yönetimindeki MJ-206 plakalı aracın önünü tıkaması ve çarpışmaları sonucu meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Sabah haber devam ediyor sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdi yazılı basının gündemine bakacağız. Yeni Bakış gazetesiyle başlayalım ülke gazetelerine. Durmayacaklar Yeni Bakış Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi Kayat Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı'nın e, açıklamasına yer verilmiş. İfade özgürlüğünün korunmasında mahkemelere çok ciddi görevler düştüğünü belirterek örgütlü mücadele, mücadele yapılmadığı ve sorumluluk alınmadığı takdirde 10 yıl sonra bu ülkede yaşanmayacağına işaret etti ve gelinen noktada ifade özgürlüğü toplumsal cinsiyet eşitliği ve laiklikte laiklikle bir e, laiklikte zan altında olacağımıza dikkat çeken Atlı, Kıbrıs Türk toplumuna müdahale noktasında Türkiye yetkililerinin durmadığını söyledi. Atlı Anayasa Mahkemesi'nin kararına müdahale etmeyi kendilerine hak gördüler, durmayacaklar. O yüzden biz durduğumuz takdirde geriye doğru gideceğiz hep birlikte sorumluluk almamız gerekiyor diye konuşuyor Atlı. Diğer başlıklarla devam edelim. Lefkoşa'da dün sabah Kemal Şemiler Caddesi üzerinde seyreden araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu sürat tab tabelasına çarptı ve sürücü kazayı yara almadan atlattı deniliyor. Direksiyon hakimiyetini kaybetti denilmiş. Güney Kıbrıs seçime hazırlanıyor. Güney'de 30 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerinde 56 sandalye için 659 aday ve 15 partinin yarışacağı belirtildi denilmiş. Ee, gazetede. 15 dönüm biçilmemiş arpa yandı. köy de arazi yangını deniliyor. Güneyde uzmanların aşılama programı çerçevesinde 3. doz aşıyı gerekli görmeye başladığı belirtildi ve Haziran sonuna kadar da nüfusun %60-65'inin aşılanması planlanıyor. Güneyde 3. doz aşı gündemde başlığını görüyoruz Yeni Bakış gazetesinde. Ziyaretler çekirdek aileyle sınırlı. Ramazan bayramı sürüyor. 3 gün sürecek Ramazan bayramı Covid-19 salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanacak ve aile ziyaretleri de çekirdek aileyle sınırlı oluşacak, olacak. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca bayramda sadece çekirdek ailede bayramlaşma yapılabilecek. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de vatandaşlardan yaşlıları ve sevdiklerini korumak için herkesin mesafe ve maske tedbirini elden bırakmamasını ve açık mekanlarda kutlama yapılmasını istedi. Ziyaretler çekirdek aileyle sınırlı. Yeni Bakış Gazetesi'nin bugünkü sür manşet haberiydi sayın seyirciler. Avrupa Gazetesi'ndeyiz. Avrupa Gazetesi de 1959'da yaşananları aktarıyor. Ayrıca bugün okurlarının da bayramını kutluyor Avrupa Gazetesi. Devam edelim Kıbrıs <laughs> gazetesine bakacağız bu kez de. Borç batağındayız denilmiş Kıbrıs gazetesinde ayrıntılara bakalım. Ekonomik darboğaz her geçen yıl kendini daha çok hissettirir oldu. Pandeminin etkisiyle de yaşanan ekonomik kayıp vatandaşı derinden etkiledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerinin yıllık faaliyet raporuna göre bankalardan alınan krediler ödenemiyor. Çek yasaklılarının sayısı da artıyor. Ekonomik sıkıntı çok derin şeklinde devam etmiş bu haber. Vatandaşların yaşadığı ekonomik darboğaz her gün daha da derinleşiyor. Hukuk davaları kapsamında son 15 yılda 200 255.321 dava dosyalandı kredi alanlar borcu borçla dahi kapatamıyor, mahkemelik oluyor. 2006-2020 yıllarını kapsayan dönemde alacak verecek konusunda 170.609, banka icar satış konusunda ise 63.447 dava dosyalandı ve ile birlikte ekonomik krizin daha da e, çok hissedildi 2020'li rakamlara bakıldığında 7428 dava alacak verecek meselesinden e, 1967 davada banka inca, e, banka icar satış konusunda oldu karşılıksız e, çek davası da arttı deniliyor. Karşılıksız çek, tahliye ve tazminat konularında dosyalanan hukuk davalarının fazlalığı da dikkat çekiyor. Bayram namazı sokağa taştı. Yine Ramazan bayramı dün saat 6.25'te kılınan bayram namazıyla başladı deniliyor ve bir fotoğraf görüyoruz. Camilere sığmayanlar namazı cami avlusunda kılmak zorunda kaldı. Birçok kişinin maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafeye dikkat etmeden ibadetini yaptığı gözlemlendi deniliyor. Vatandaşlar pandemiden çok yoruldu başını görüyoruz. Psikolog Çelik Koronavirüsün kol gezdiği ülkede bazı vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyumasını, e, uymamasını psikolojik açıdan değerlendiriyor ve pandemiden çok yoruldu e, vatandaşlar diyor. Devam edelim hemen diğer başlıklara bakalım. Logo yanındayız. Tıkladığınız fotoğrafa veya linke dikkat edin diye bir uyarı haberi var. Siber güvenlik uzmanı Topal sosyal medyada mesaj olarak gelen zararlı yazılım içeriği taşıyan fotoğraf ve linkler olduğuna dikkat çekerek hackerların yazdıkları okuyabileceğine, ses ve görüntünüzü hatta banka hesabınıza ulaşabileceğine işaret ediyor bir uyarı var siber güvenlik uzmanı Topal'dan. Diğer başlıklarda ise halk plajlara akın etti denilmiş. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar deniz sezonunu açtı deniliyor. Denize girip güneşlenen halk sahillerde yürüyüş yaptı. Keyifli bir gün geçirdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de önceki gün plajlarda ve havuzlarda uyulması gereken kuralları açıkladı. Yakında Doğu üniversitesi Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez sahibinden evcil bir kediye SARS-CoV-2'nin İngiliz varyantının bulaştığını saptadı. İnsandan evcil hayvana bulaş ilk 10 gün içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi'nden bilim insanları Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez insandan evcil hayvana COVID-19 bulaştığını belirledi. Araştırmacılar vakada kedinin de aile bireyleriyle aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya koydu ve bu sonuçla insandan evcil hayvana bulaşan ilk 10 gün içerisinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptanmış oldu ve araştırma SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçebileceği gibi insandan evcil kediye de geçiş kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Hemen noktalayalım Kıbrıs gazetesini. Son olarak da Diyalog Gazetesi'nin ayrıntılarını aktaracağız. Bugün dört yerel gazetemizin basımı gerçekleşti Ramazan bayramı dolayısıyla. Ve son olarak da Diyalog Gazetesi'nin ayrıntılarını aktaralım. Biz bittik denilmiş. Gazi Mausa çarşısında ömür tüketen dükkan sahipleri içini Diyalog Gazetesi'ne döktü. Biz bittik diyor dükkan sahipleri. Hemen bakalım ayrıntılarda turist yok, güneyden gelen yok, devletin acil önlem almasını bekliyor esnaf. Gazi Mausa'nın tarihi surlar içi çarşısında çok uzun yıllar dükkan işleten vatandaşlar pandemiden bu yana yaşananların etkisiyle yaşananlara eskisiyle kıyaslayarak anlatıyor ve turist yok güneyden gelen de yok diyen esnaf kısıtlamaların etkisiyle yerli halkın çarşıdan uzaklaştığına dikkat çekiyor. İşlerin dibe vurması nedeniyle çok sayıda dükkanın kapandığını belirten Gazi Mausa esnafı bu şekilde devam ederse bizler de kepenk indireceğiz diyerek yetkililerin acil önlem almasını istiyor. Devam edelim diğer başlıklarla. Bayram yeri kurulmadı, çocuklar Luna Park'a Luna Park gidemedi, aileler cezaevindeki yakınlarını ziyaret edemedi. Buruk bir bayram denilmiş. Ünlü Rum avukat Dimitriyas Maraşlı Rumların taleplerini yeniden ayime taşıdı. Efkaf davası denilmiş ve güneydeki milletvekilliği seçiminde 56 sandalye için 659 aday var deniliyor. 15 parti yarışacak denilmiş seçimlere ilişkin. Güney Kıbrıs'ta 385 bin kişi aşılandı. Avrupa'da dördüncü deniliyor. Oğlu Arda'yı genç yaşta kaybeden Gülseren Erkan, yılın annesi seçildi. Doğru karar başlığıyla aktarılmış bu haberde. Evet, Diyalog Gazetesi'nde öne çıkan başlıklarda böyleydi. Hemen kısa bir ara vereceğiz ve bu kez de Türkiye yazılı basınının gündemine bakacağız. Evet, saatimiz 8.34'ü gösteriyor. Sabah haber devam ediyor sayın seyirciler. Ülke gazetelerinin ardından şimdi de Türkiye yazılı basının gündemini aktaracağız. Sabah gazetesi ile başlayalım. Sabah gazetesinin hemen manşetine baktığımızda canlı yayında insanlık suçu başlığını görüyoruz. İsrail dünyanın gözünün içine baka baka Filistin'de ölüm yağdırıyor denilmiş ve Gazze'de çocuk, kadın, erkek sivillerin yaşadığı binaların bombalarla yerle bir edilişi canlı yayınlara yansıdı. Bayramda bile katliam denilmiş zehirli gaz kullanıldı. İsrail katlediyor, batı alkışlıyor. E, fotoğraf karelerini görüyoruz. Bu vahşete daha fazla dayanamadık. İsrail'in e, katliamlarını protesto etmek için lüks arabalarını yakan Dora ve Ahmet Altınbaşak çiftinin e, konuşması Filistin'deki zulme daha fazla sessiz kalamadık şeklinde. Şehitlerimizi, şehitlerimiz rahat uyusun. Zafer yakın. Başkan Erdoğan Yüksekova'daki askerlerle bayramlaştı deniliyor ve mücadeleniz için tebrik ediyorum. Hakkari Düztepe Üst bölgesindeki askerlerle bakan Soylu'nun telefonundan görüntülü olarak görüşen Erdoğan zafere artık bir an bir nebze kaldı ve bu zaferi kabirlerindeki şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz diyor. Cumhuriyet'teyiz. Tek adamlık çöpe, diğer muhalefet partilerinin de görüşünü alan CHP'den güçlü parlamenter sistem olasılığı denilmiş ve e, ayrıntılarda CHP'nin hazırlıklarını sürdürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çalışmada yurttaşa yasa önerisinde bulunma hakkı, sivil toplumun yasa yapımına dahil edilmesi, torba yasa uygulamasının terk edilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonların yeniden örgütlenmesi gibi öneriler var. Bugün Cumhuriyet'te e, ön plana çıkan başlık. Milliyetin manşetine bakalım. Milliyet kapı kapı aşıya ikna diyor. Bilimsel temeli olmayan ve sosyal medyada yayınlanan safsatalarla beslenen aşı karşıtlığına karşı aşıya ikna timleri kuruldu. Hastaneye de götürüyorlar denilmiş ve gazete Sultan Kaymakamlığı'nın oluşturduğu aşı timlerinden birinin ikna mesaisine eşlik etmiş. Timler, kamu müdürleri, sağlıkçılar, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve imamlardan oluşuyor. Ekipler aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ziyaret ediyor. Aşı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor ve ikna edilen vatandaşları da hastaneye götürüyorlar. İğne korkusu var. Ziyaret edilen dört kişiden yalnızca biri aşı olmaya ikna edilemedi ve onun da iğne korkusu olduğu belirtiliyor. Filistin diplomasisi sürüyor. Son bir başlık aktar aktaralım gazeteden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kaparov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve iki liderin bayramını kutlayan Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerde iki ülkeyi yanlarında görmek istediğini ifade etti. Akşam gazetesi şeker yerine sağlık dileği diyor. Akşam gazetesi de Türkiye bir bayramı daha pandemide karşıladı ve ikramların, kucaklaşmaların yerine uzaktan bayramlaşma, mutluluk mesajlarının yerini de sağlık dilekleri aldı. Acı bayram İsrail Filistin, Filistin'in bayram sevincini dahi çaldı ve savaş uçakları Gazze'yi dün de vurmaya devam etti. Türkiye gazetesine bakalım. Böyle sıkıştırıyoruz. Ankara İsrail'e karşı dünyayı ayağa kaldırıyor denilmiş. Diplomasiye hız verdik, Birleşmiş Milletler'de acil toplantı istedik ve Filistin'e uluslararası koruma gücü gönderilmesini gündeme taşıdık deniliyor ve Batının gözünü açacağız Filistin'i Filistin'i barış gücü korusun zehirli gazlarla katliam ve gaziye kara operasyonundan bir fotoğraf karesini görüyoruz dualar Filistin için denilmiş Türkiye gazetesinde. Sözcü'deyiz. ispatlanırsa idama razıyım. Bakan Süleyman Soylu hakkında suçlamalarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e zehir zemberek sözlerle meydan okudu. İddianı, iftiranı yargıya taşıyorum dedi. Yeni Şafak Bizim bayramımız bomba sesi kesildiğinde Yeni Şafak gazetesinin Gazzeli çocukların e, gazete aracılığıyla dünyaya verdiği mesajı görüyoruz. Bizim bayramımız bomba sesi kesildiğinde diyor Gazzeli çocuklar. Gazze'de çocukların bayram heyecanı İsrail'in yağdırdığı bombalarla yerini endişe, öfke ve yakınlarını, arkadaşlarını kaybetmenin hüznüne bıraktı. Son olarak da Hürriyet gazetesinin ayrıntılarını aktaracağız. Hürriyet gazetesi 2 semtin 2 şarkısı Türkiye'de rap müzikle ilgili araştırmadan çıkan çarpıcı iki sonuç. Sulu Kule gençleri eleştirel ve sert, Bağcılar gençleri ise şöhret peşinde deniliyor. Kültürel aktivizm, dil ılımlı oluyor şeklinde başlıklarla devam ediyor haber. Saldırıların gölgesinde Buruk Bayram yine Filistin'den bir fotoğraf karesi görüyoruz. Filistin'de bayram İsrail'in saldırılarının gölgesinde başladı deniyor ve Kudüs'te yüz binlerden yüz binden fazla Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'da buluştu denilmiş. Evet. Böylelikle Hürriyet gazetesinin de ayrıntılarını aktarmış olduk. Türkiye yazılı basınını da noktalıyoruz sayın seyirciler. Evet yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim.